Sayın Rektörüm, Sayın TÜBA Başkanı, Profesör Doktor Sayın Hamza, Sayın Rektör Yardımcılarım, değerli konuklar. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA Akademi Ödülü Konferansı'na hoş geldiniz. Türkiye Bilimler Akademisi'nin 2015 yılında Türk Bilim Camiası'nın uluslararası etkileşimi ve gelişimine katkı amacıyla başlattığı uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri, ilgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına tevcih edilmektedir. Ödüller her yıl fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleriyle sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 3 alanda verilmektedir. Ödül programı çerçevesinde akademi ödül sahipleri üniversitemizde veya TÜBA'da akademi ödülü konferansı vermektedir. 2017 Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademi Ödülü sahibi, Macaristan Bilimler Akademisi üyesi ve Ötzios Laurent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Gabor Hamza akademi ödülü konferansını vermek üzere bugün aramızdalar. Kendisini tebrik ediyor, üniversitemize hoş geldiniz diyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mahmut Akı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Rektörüm. Çok değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Hamza ve değerli TÜBA Başkanı, kıymetli rektörüm, üniversitemizin değerli mensupları ve konuklarımız, hepinizi bu güzel günde üniversitemize görmenin büyük mutluluğunu taşıdığımı belirtmek istiyorum. Bu toplantının habercisi dün TÜBA'da oldu, TÜBA organizasyonuyla Cumhurbaşkanlığımızın külliyesinde oldu. Çok güzel bir törendi. Ülke adına gurur verici bir tören oldu. Bilim, kültür ve sanatın Türkiye gündeminde canlılığını koruması ve bu alanda üstün çaba sarf edenlerin ödüllendirilmesi adına çok önemli bir toplantıydı. Hocamız da bahsedecektir. Ben üniversitemiz adına bu bilincin daha da yerleşmesi için burada Sayın TÜBA Başkanımızın huzurunda söz veriyorum. Çünkü sadece GEBİB alanında değil, TESEP, GEBİB ve diğer TÜBA ödülleri bağlamında üniversitemizin daha aktif olması bizi sevindirecektir. Bu bizim görevimiz. Dünkü toplantıda evet bulunmuş bir hocamız ödül aldı ama daha diğer branşlarda da ödül alan üyelerimizin olmasını tabii ki biz istiyoruz. Bu ödül töreninin düşünülmesi, uygulanması hepsi çok güzel ve verimli oldu. Özellikle TÜBA ödüllerinin üçünün onur ödülleri üç alanda veriliyor olması, üç branşın da eşit derecede ülkemiz tarafından teşvik edildiğini ve Cumhurbaşkanımızın bu teşvikte öncülük yaptığını görmüş olduk. O itibarla genel bir üniversite olmamız hasebiyle sadece hukuk alanında değil, diğer alanlarda da hocalarımızın ödüle layık işler yaptığını biliyoruz. O anlamda başvurularını biz de destekleyeceğiz. Hukuk ödülünü alan kıymetli hocamız Gabor Hamza'yı biz gönülden kutluyoruz. Kendisine saygılarımızı sunuyoruz. TÜBA Başkanımızın bu kıymetli ödül sahibini bizimle buluşturuyor olması da büyük bir nezaket. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ama doğru adreste olduğunu söylemek isteriz. Çünkü bizim hukuk fakültemiz Türkiye'deki en iyi hukuk fakültesi ve dünyadaki hukuk fakülteleri arasında 150. ilk 150 arasında yer alan hukuk fakültemizdir. Hemen hemen her ana bilim dalında tüm Türkiye'ye öncülük edecek sayıda akademik kadroya sahiptir. Dersleri ile ve hukuk sorunlarına el atmasıyla bu öncülük görevini başarıyla sürdürmektedir. Biz üniversitemiz bakımından uluslararası ilişkileri önemsiyoruz. Uluslararasılaşma önemsediğimiz alanlardan birisi. Bunu hem ortak program yürütmek şekliyle, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini artırmak suretiyle ve tabii ki misafir konukları ağırlayarak kendi birikimlerinden yararlanma ve dış gözle de konumumuzu değerlendirme fırsatlarını yakalamak istiyoruz.
Bu amacın en güzel örneklerinden birisi Sayın Gabor Hamza'yı dinleyecek olmamızdır. Bizim için büyük bir değerdir. Üniversitemiz adına faydalı bir toplantı olacağına ben inanıyorum. TÜBİTAK Başkanımızı ve kıymetli hocamızı gönülden selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sayın Rektörümüze konuşmaları için teşekkür ediyor ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Cevat Acar'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Evet Sayın Profesör Hamza, değerli rektörlerim, değerli öğretim üyesi ve öğrenci arkadaşlarım, TÜBİTAK ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın rektörümüzün belirttiği gibi ve tabii başta sunucu arkadaşımızın da kısaca ifade ettiği gibi Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 3 yıl önce Uluslararası Akademi Ödülleri ihdas edildi. Çünkü biz gördük ki Türkiye'nin böyle münhasıran uluslararası alana yönelik bir ödül programı yok. Ve bu çerçevede 3 yıldır ödül veriyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 3 yıldır veriyoruz. Gerek akademi ödüllerimizi gerekse üstün başarılı genç bilim insanı yani GEBİB ve bilimsel eser ödüllerimizi Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle veriyoruz. Dün de 39 genç bilim insanına GEBİB üstün başarılı genç bilim insanı ödülünü, 3 eser sahibine bilimsel telif eser ödülünü ve 3 tane de uluslararası başarılı öncü ve çığır açıcı çalışmalarıyla temayüz eden bilim insanına da Uluslararası Akademi ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat tevdi ettiler. Şimdi burada Sayın Rektörümüzle zaman zaman karşılaştığımızda da gündeme getiriyoruz. Tabii o teşvik edici davranışlarda bulunma hususundaki vaatlerini sevinçle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü malumunuz netice itibariyle burası da benim asıl üniversitem burası. Hala kadrom burada. Dolayısıyla biz ödül sahiplerine gelenekselleştiği söylenebilir artık 3'ü açtıktan sonra. Biz akademide ya da üniversitelerimizde konferans da verdiriyoruz. Dün ya bir gün önce Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp alanında akademi ödülümüzü kazanan Harvard'da çalışan şu anda çok genç ve başarılı bir bilim insanımız Cenk Ayat'a çok ilgiyle izlenen bir konferans verdi. Gene bugün Sayın Hamza burada tam da rektörümüzün söylediği sebeplerle Türkiye'nin en eski üniversitesi ve hukuk fakültesi olması hasebiyle tabii ilaveten bir de benim üniversitem olması hasebiyle burada sizlere bir araya geldi ve cumartesi günde fen ve mühendislik alanında gene Amerika'da ve Türkiye'de başarılı çalışmalarını sürdüren İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Arslan da akademimizin genel kurul konferansını da bu şeyi konferansını verecekler. Burada maksadımız bilimin, bilimsel başarının teşvik edilmesidir. Ben Sayın Rektörümüzün de değindiği gibi özellikle üniversitemizden, Türkiye'nin en büyük en eski üniversitesinden özellikle bu sözünü ettiğimiz 3 alana daha fazla ilgi ve başvuru bekliyorum. Mesela en kalabalık olan ödül grubumuz olan Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödüllerimiz ki GEBİB ödülleri bunlar özgün bir programdır. Sadece parasal ödülden ibaret değildir. 3 yıl boyunca parasal desteğin yanı sıra akademi üyelerimizin rehberlik ve danışmanlık hizmeti de vardır bunun içinde. Gene 6 aylık raporlarla değerlendirme ve takip vardır ve yıllık değerlendirme toplantılarında da çalışmalardaki gelişmelerin sunumu gibi etkinlikleri de içeren ve 5 sene boyunca da 3'ten sonraki 5 sene boyunca da uluslararası ve ulusal etkinliklere, bilimsel etkinliklere katılım desteğinin de olduğu gerçekten özgün bir programdır. Şu kadarını söyleyeyim. Bu sene TÜBİTAK 14 tane ödül verdi. 14 ödülün bir tanesi bizim üyemizin ki o da Reşat Apakacı aldı. 9 tane diğer teşvik ödülleri vesaire bizim daha önce GEBİB Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülümüzü almış kişiler idi. Onun için
Özellikle sosyal bilimlerde biraz başvurular bu konuda biraz daha zayıf. Bilhassa sosyal bilimler alanından arkadaşlardan daha fazla başvuru bekliyoruz ki hiç olmazsa dağılım bölümler arasında daha dengeli olabilsin. Onun için ilgilerinizi istirham ediyoruz. Hepimizin yararı için. Biz memnuniyetle hak edene ödül vermekten kaçırmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Gabor Hamza ile biz özellikle uluslararası ilişkilerimiz bağlamında akademiler dünyasındaki çalışmalarımızda zaman zaman bilhassa Budapeşte'ye falan yolumuz düştüğünde yolumuz kesişiyordu. Ama tabii alanımız farklı olduğu için çok da fazla mesleki bir irtibatımız olduğu söylenemez. Ama kendisi özellikle Avrupa hukuku, Roma hukuku, gene bölge ve çevre ülkeler arasındaki hukuki ilişkiler, bunların tarihçesi ve bu arada gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde Avrupa ve Türk hukuku arasındaki ilişkiler gibi genel başlıklar altında sözünü edebileceğimiz çalışmalarıyla tanınan, uluslararası başarılarıyla tanınan bir bilim insanı. Kendisine bu ödülü vermekten büyük onur duyuyoruz. Dünya bilimine ve Macaristan bilimine öyle bir bilim varsa, hani varsa derken şunu kastediyorum tabii, yani bilimin onu bunu olur mu anlamında söylüyorum. Evrensel bir yönü olduğunu ifade ediyoruz ama yani Macaristan'ın bilimsel üretkenliğine yaptığı katkılar için ve tabii bu arada bu ödülü de kazandığı için kendisine teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi ifade ediyorum. Evimiz ama olsun, her şeye rağmen şu anda Sayın Rektörümüze ve Sayın Dekanımıza ve üniversitemize de bu güzel etkinliğe, bu tarihi mekanda ev sahipliği yaptıkları için peşinen teşekkür ediyorum. Konferansın yararlı olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Konuşmaları için Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de akademi ödül sahibi Profesör Doktor Sayın Gabor Hamza'yı takdim etmek üzere TÜBA Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ahmet Nuri Yurdusev'i davet ediyoruz kürsüye. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkürler. Saygıdeğer TÜBA Başkanım, çok kıymetli İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü konsey üyemiz, çok değerli İstanbul Üniversitesi'nin yöneticileri, sevgili öğrenciler, kıymetli meslektaşlarım. Profesör Hamza'nın bu tarihi mekanda vereceği konferansı takdim etmekten özellikle memnuniyet duyuyorum. Size kısaca Hamza'yı takdim edeceğim. Başkanımız kendisine TÜBA ödülünün tevcih edildiğini ve bunun sebebini gayet güzel açıkladı. Ben Hamza'yı takdim edeceğim size. 1949 Budapeşte doğumlu. Edward Laurent Üniversitesi'nde eğitim gördü. Edward Laurent Üniversitesi Macaristan'ın en eski üniversitelerinden birisi. 1635 yılında kurulmuş. Gerçi İstanbul Üniversitesi standartlarına göre genç sayılır. 1972'de aynı üniversiteden hukuk doktorasını almış. Hukuk doktorasının akabinde Avrupa'da çeşitli üniversitelerde eğitimine ve çalışmasına devam etti. Ludwig Maximilian Üniversitesi, Sapienza Üniversitesi Roma'da ve Amsterdam'daki üniversitelerde çalıştı. 1984'te profesör oldu Profesör Hamza, Edward Laurent Üniversitesi'nde Roma hukuku kürsüsüne profesör oldu. Avrupa, Amerika ve Asya'nın değişik ülkelerinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Buenos Aires'ten Tokyo'ya kadar bu aradaki bir sürü üniversitede misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ve Roma hukuku, medeni hukuk, AB hukuku, Türkiye dahil Doğu Avrupa hukuk sistemleri ve karşılaştırmalı hukuk başlıca çalışma alanları. Macaristan Bilimler Akademisi üyesi kendisi.
hem Macaristan'da hem de Macaristan dışında çeşitli ödüller aldı. Macaristan Devlet Liyakat Nişanı sahibi, Vatikan Şark Enstitüsü'nden ödül sahibi, en son ödülü ve herhalde de en kıymetli ödülü Tuba Akademi Ödülü. Bunu da 2017 yılı itibariyle almış bulunuyor. Profesör Hamza'nın bu söylediğim alanlarda çok sayıda yayını var. 20'den fazla kitabı var. 1200'den fazla, çünkü her gün bir yenisi çıkıyor, sayısını şu anda güncellemiş durumda değilim. 1200'ün üzerinde makalesi var. Çok renkli bir kişiliğe sahip, birazdan göreceksiniz. 7 tane dile tam hakim. Bu dilleri çok fluent bir şekilde, hakim bir şekilde konuşuyor. 3 dilde de okuyup yazabiliyor. Türkçeyi de anlıyor. Onu da söyleyeyim. Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledim. Profesör Hamza şöyle bir tabir kullanırsam yanlış olmaz. Avrupa'nın entelektüel aristokrasisine mensup. Cep telefonu kullanmıyor. Cep telefonu yok. Dolayısıyla bu bakımdan kendisini kıskanabiliriz. Buenos Aires'ten Tokyo'ya kadar bütün dünyada dolaşırken, misafir öğretim yeri yaparken cep telefonu kullanmadan bunu yapmış olması, benim gibi ve belki de çoğumuz gibi bu cep telefonunun esiri olmaması bence kıskanılacak bir şey. Onun için kendisini burada memnuniyetle ağırlıyoruz. Let me briefly introduce you Professor Hamza. I just introduced you to our colleagues, and I made the point that Professor Hamza belongs to European intellectual aristocracy, and he doesn't use his mobile phone, which is a sign of aristocracy, I think. And you are capable of doing this while you travel from Buenos Aires to Tokyo and without mobile phone. This is something enviable, and I have already introduced you, so now I'm pleased to invite you to give your lecture on the codification of private law in Imperial and Republican Turkey within a European context. Professor Hamza. Excellencies, most honored rector of the Istanbul University, Professor Mahmut Ak, most honored president of the Türkiye Bilimler Akademisi, Professor Cevat Açar, most honored vice president of the Turkish Academy of Sciences, Professor Yurdusev, most esteemed colleagues. First of all, I would like to express my utmost gratitude for this very kind invitation to have a presentation at the Istanbul Üniversitesi, at the Hukuk Fakültesi of the Istanbul Üniversitesi, which is the oldest university of the world, because I think that this university, although formally founded in 1453, but can well be regarded as a successor of the university dating back to the era of Emperor Justinian, so much older than any other university in the world, much older than the oldest university in Western Europe, the Bologna University. I think this should be emphasized also in relation with the idea of codification.
The title of my presentation is the codification of private law, both civil law and commercial law. The dean of the law school of the Istanbul University, Professor Abuzer Kendigelen, is a highly renowned scholar of commercial law. And the idea of codification was born here in Istanbul. Under special circumstances, the idea of codification or compilation should make a difference between codification of properly speaking and compilation, which is a more general notion, a more general term. There are countries, quite a few countries in the world, where the idea of codification could not be carried out and was replaced, still being replaced by compilation, which is slightly different from codification. In my presentation, I would like to emphasize the interaction of codification here. So first the Ottoman Empire, and later the Republic of Turkey, and the codificational experience of other countries, not necessarily limited to Western Europe, which would also comprise other countries like Northern European countries, like Russia, Southern European countries, and also the codificational experience in my country, in Majoristan. Because I'm deeply convinced that the codificational experience in Western Europe influenced, in particular, the codification of first commercial law or law of obligations, and later the entire body of civil law in Switzerland, so here in and previously, as far as the Ottoman Empire is concerned, in the first half of the 19th century, we are in the Tanzimat period, and the French courts became quite influential, although not decisive, on the territory of the Ottoman Empire. And later, after in Switzerland, the first law of obligations, and later, a couple of decades later, the civil law was codified, and also the German codificational experience was quite influential in not that much during the era of the Ottoman Empire as later, but we have to emphasize also the influence, the impact of the codification of civil law, the first civil code of the Republic of Turkey dates back to 1926, later the commercial code is still in effect, so heavily and very positive way influenced the codifications in a number of countries, both in Europe and outside Europe. I would say that the codificational experience in the field of private law, of both civil law and commercial law, in Western Europe was at least as important as the influence, as the impact of various civil codes promulgated in Western Europe. So this interaction
is quite substantial also with regard to the likely event of joining the full member state of the Republic of Turkey the European Union. Is a very substantial element which is which has to be emphasized because this is a very important fact. But let us let me start this historical introduction. The French, so first in Turkey, in the Ottoman Empire, we are still in the first half of the 19th century, commercial law was that particular branch of private law which had to be brought into compliance with the back then French codificational experience, because commercial law or business law, using this term, business law was or had vital importance for both the Ottoman Empire and the Western European states with regard to France, with regard to Austria, and with regard to Prussia, and later to Germany. And the first momentum which was quite substantial in the Ottoman Empire was the decree of Gülhane, issued, promulgated in 1856 by means, by virtue of the Islahat Fermani, which was quite substantial with regard to the codification. So ideas coming in particular from France, but not exclusively from France, were adopted, maintaining particular features of the Ottoman legal system. Because what is quite substantial, was quite substantial 150 years ago, this is very substantial nowadays. A country, no matter where this country is located geographically, cannot just adopt the legal system of another country having other, sometimes diametrically different traditions. I do not want to mention countries which adopted a civil code or a commercial code of a country, the traditions, the cultural traditions, legal traditions, were quite different from the cultural, for the cultural particular features of the country. This is a phenomenon which has been in existence during the last 200 years. And the result is very negative. Fortunately, the Ottoman Empire and later the Republic of Turkey, of Turkey succeeded in avoiding this very unsuccessful experience, because also the first compilation, so this is the more appropriate term, of Turkish civil law devised for the Ottoman Empire, which started in 1869 and was put to an end 7 years later in 1876. We are still in the era of the reign of Sultan Abdul Aziz.
So the Medjelle is a wonderful compilation, a kind of codification. So I sometimes use both terms as if they had the same meaning. Essentially, they have the same meaning, or substantially. And this Medjelle, consisting of 16 books, detailed, contained a very detailed regulation with regard in particular to civil law, so both private law, both civil and commercial law. May I mention just one particular legal institution, the law of sale. In the text of the Medjelle contains more than 300 articles. In other words, a very detailed regulation in relation to the sale, which is the most substantial legal institution of the law of obligations. And now, the problem of the codificational experience of many countries, both in Europe and outside Europe, is that the regulation of sale in relation with the law of sale is not a detailed one, a very superficial one, and this, and even now, in a distance of almost 150 years, this regulation of the Medjelle with regard to the law of sale is very important. So legal scholars should take into serious consideration this codificational experience of the Medjelle. And now, because I'm afraid I'm running out of time, I would like to pass to another era or epoch of the Ottoman Empire, the period after World War One, when the commission, a special commission was set up in 1920-1921 in order to westernize the Turkish legal system, with particular regard to private law. A special commission was set up, but an enormous failure was made. So we are still prior to the peace treaty of Lausanne, which took place 2 years later, namely in 1923, replacing justly the infamous peace treaty of Sèvres. So the political aspect of the codification. One of the results of the peace treaty of Lausanne was that another idea gained momentum in Turkey after the Ottoman Empire, namely, we have to bring into compliance our legal system, civil law, including commercial law, maintaining the most basic elements of our own legal traditions. It's a well-known fact that the French version, not the German one, of the Swiss civil code, both code of obligations or law of obligations,
and Swiss civil code were taken into serious consideration. In the legal literature, most legal scholars, comparative law specialists outside Turkey, emphasize, I think, sometimes quite often, overemphasize the importance of the adoption of the Swiss Civil Code, forgetting that the French version was of the Swiss of both the Swiss Code of Obligations and the Swiss Civil Code was adopted, and not the German one. And personal contact that the then Minister of Justice of the Republic of Turkey made his studies in Switzerland, namely in Neuchâtel, in the French-speaking part of Switzerland, and this was the decisive reason why the French language version of the Swiss Civil Code was adopted. But I think that what was more decisive, more important, namely the different formulation of Article 1 of sub-Article 3 of Article 1 of the Swiss Civil Code, namely there is a substantial difference between the German text and the French text of the Swiss Civil Code. And the original text of the Swiss Civil Code was the German one, because Eugen Huber was a German law specialist. Of course, he had very substantial ideas about the French legal system, but he was educated in German language, both in Switzerland and outside Switzerland, namely in Germany. And the very short text of sub-article 3 of article 1, the most decisive article of the Swiss Civil Code, which is still in effect, says that in order to interpret the Swiss Civil Code, the judge has to take into consideration the doctrine, legal doctrine, and also legal traditions. So in German, Überlieferung, legal traditions. And this was quite decisive in the Republic of Turkey, and I think still is very decisive, very momentous element, that so centuries-old legal traditions of in relation to the Ottoman Empire and later to the Republic of Turkey have to be taken into consideration. Not just copying the codification experience of another country, because Switzerland is not the Ottoman Empire. Switzerland is not identical from a legal viewpoint with the Republic of Turkey. Whereas the French text does not contain the expression legal tradition. So this is quite decisive, unfortunately, forgotten in the international legal literature. So the Turkish legislator in 1926, adopting the French version, but except subarticle, the text of subarticle 3 of article 1 took into serious consideration this fundamental idea.
And what happened later? The reform process of the codification experience of the Republic of Turkey, the later commercial code was adopted, also did not copy Turkey either the system of Switzerland, because in Switzerland in 1911 the texts of those two separate acts were unified and were put into effect as of January the 1st 1912. So and whereas Turkey maintained the autonomy of two separate codes, the one in relation to civil code and one separate code in relation to the commercial code, which is a very original codificational experience. So formally, the Republic of Turkey makes a difference between civil law and commercial law, because there are two separate codes, which is not the case with respect to Switzerland. But substantially, in the Republic of Turkey, in Turkey, the concept monist has been adopted in a very original way. And now, the relatively recent codification experience taking place in Central Europe and in Eastern Europe, including Russia, and including most successor states, republics of the former Soviet Union after the dissolution of the Soviet Union, including Hungary, including most successor states of former Yugoslavia, including previously the Czechoslovakia after 1993, including Czech Republic and Slovak Republic, and the same is holding true for Romania, the same is holding true for Bulgaria as well. The legislator has utmost difficulties to make a combination between those two branches or sub-branches of private law. There's a heavy dispute, and this is a very serious obstacle to adopt a new civil code in Poland. And Poland is a big country, has almost the same number of population as Spain has, member country of the European Union. And because of this ongoing dispute, which is not just a formal thing, in Poland, Poland is not likely to adopt a new civil code. Poland is still that particular country in Central Europe, maintaining the old, quote-unquote, civil code adopted in 1964 because of this ongoing dispute. Although they could have solved, or they could solve, taking into consideration the Turkish codificational experience, this problem in a way Turkey adopted or found a very successful solution for this problem. And this is relating in particular in relation to Poland, but also in relation to other countries, including Hungary. So we have a new civil code adopted in 2013, but we don't have a commercial code, unlike Turkey, but we have special acts in relation to the structure of the business companies. But this
the Hungarian lawyers, including politicians, are extremely divided. There is an ongoing dispute even after the promulgation of the new Hungarian civil code, the second civil code, because of this. So had we followed the Turkish codificational experience, this problem would not exist. So we are still, not I, but my most honored colleagues are still struggling with this problem. Why? Because unfortunately, they do not know, they have no appropriate informations about the very successful Turkish codificational experience in this regard. So this is highly sensitive, and not only a formal question, but a highly sensitive political, legal question in relation to most countries in Central and Eastern Europe. And besides, another problem in relation with sub-article 3 of Article 1 of the Swiss Civil Code, the legislators, in no matter in what country we are, do not take into consideration legal traditions, in particular Romania. Romania, after heavy discussions, finally adopted a new civil code, replacing the relatively old civil code adopted in December 1864, the only so-called socialist country maintaining, at least from a formal viewpoint, its old civil code. Of course, ideologized the predominance of collective property, state property was adopted. And after heavy discussions, political discussions, finally, a few years ago, Romania adopted a new civil code, which is no other civil code than a slightly a modified version of the civil code of the province of Quebec in Canada. Yeah, but of course, the social and political legal traditions in Canada or in Quebec and in Romania are more than different, so substantially different. And the result is very negative. The Romanian public is extremely divided. Judges and all participants of legal life contest this new civil code. Why? Because the drafters, I mean, not the drafters, but the translators from French into Romanian did not take into consideration Romanian legal tradition. So maintaining, I emphasize, I do not think that I overemphasize, maintaining legal traditions deeply rooted in a society are extremely important. Fortunately, in this regard, Hungary is an exception to the rule. Both our first civil code adopted in 1960 and the second one, the new one, takes into consideration in particular in the field of law of persons and also in the field of the law of successions, the legal centuries-old legal traditions in Hungary, which is actually both the first civil code and the second civil code is very like reflecting substantial influence, very much like the situation in the Republic of Turkey, the influence of the Swiss civil code. So we can draw a parallel between the Turkish codificational experience, both from a historical viewpoint and a present-day related viewpoint between Turkey and Hungary. But this is an exception to the rule. So, and to finish
this presentation, I repeatedly would call attention of legal scholars to take into serious consideration, also from a historical viewpoint, from viewpoint of comparative law, taking place during the Ottoman Empire and also in the Republic of Turkey. And we should, and also in view of a closer cooperation between the most prestigious Istanbul University and my university, we should, and also between the Türkiye Bilimler Akademisi and the Hungarian Academy of Sciences, this would be an excellent and very important, very significant point field of cooperation to place in an appropriate context, in an appropriate European context, the codificational experience of both the Ottoman Empire and the Republic of Turkey. Thank you very much for your time and attention.